Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kez gördüğünüz bu sevimli bebeklerin yapılışını size anlatacağım. Kundak bebek, yani yeni doğan minik bu bebeklerin yapımını ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım. Port bebe şeklinde çalıştım battaniyesini. Bu şekilde boyutumuz 4 bebe ile birlikte 18 santim. Yani battaniyesi ile birlikte 18 santim uzunluğunda. Bebeğin boyutuna bakarsak, bakın böyle tulum çalıştım. Şapkasıyla uyumlu. Çok şirin oldular. Kıyafetiyle bu şekilde boyutu 15-14 santim uzunluğunda. Bakın bu da siyahi bir bebek. Ten rengini bu şekilde çalıştım. Az sonra size vücutlarını, gövdesinin detayını göstereceğim. Ayrıca ten renklerinin kod numaralarını da vereceğim. Hangi ipleri kullandığımı. Ayrıca videonun altında açıklama kısmında kullandığım iplerin malzemelerin detayların numaralarını hepsini yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bu sevimli bebekleri 3 bölüm halinde size anlatacağım. Önce bu bölümde gövdesini yapacağız. 3 farklı renkte çalıştım. Bakın bu da sarı tulumlu. Ten rengi biraz daha koyu. Buna göre açık esmer bir bebek. Gövdesine başlamadan önce bebeğin vücut ayrıntılarını ve renklerin kod numaralarını göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Bebeklerimin gövdesini böyle yakından göstermek istiyorum. Ve hangi ten renklerini kullandım? Koyu renk Alize Cotton Gold 493 numara. Bu bebekte bu ten rengini kullandım. Siyahi bir bebek olsun istemiştim. Bunda da yine Alize Cotton Gold 401 numara. Bunun ten rengi de bu şekilde. Diğer orta renk, daha esmer bir bebek. Bu Gazal Baby Cotton. Bu ipi kullandım. 34-24. Kod numaralarını videonun altına açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tığım 2 milim. 2 milim tığ kullanacağım. Bütün iplerde 2 milim tığ kullandım. Bebeklerimin boyu kullandığım ipe göre şu biraz daha küçük oldu. 14 santim. Bu da 13 santim oldu arkadaşlar. 13 santim, bu 14 santim, bu da 14 santim. Şimdi birlikte yine bu ten renginden öreceğim. 401 numara olanla birlikte bir tane daha yapacağız. Ben bir bacağını ördüm. İki bacak aynı oluyor arkadaşlar. Bakın detaylarını göstermek istiyorum. Parmak, burada minik parmak detayları da var. Şimdi bundan 2 adet yapacağız. Bir adedini yaptım ben. Şimdi ikincisini beraber yapacağız. İpimi aldım. Şöyle alayım. Önce düğüm yapıyorum. Şimdi 5 tane
zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 1. Zincirin tek kanadına 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Son boşluk burası. Son boşluğa 3 tane yapıyorum. 2 Üçüncüyü yaparken ipimi, başlangıç ipimi şöyle çevirdim. 3 tane son boşluğa sık iğne yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyorum. 1 2 tane ördüm. Bir tane de burada boşluğum var. Bakın. Onun içine çift yapıyorum. 1 2 Şimdi buraya işaret ipi, şöyle herhangi bir ipi buraya yerleştiriyorum. Burası sıra başımız. Şimdi bu sırada üzerine doluyorum. İlk sık iğnenin, bakın, ilk sık iğnenin dibine batacağım. Şuraya batmayacağım. Altına batıyorum. Bu şekilde batıp biraz esnetiyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Tekrar, bakın, bu kez yandaki sık iğnenin dibine. Biraz esnetin. İkinci tekli trabzanımı yaptım. Üzerine doladım. Burada bakın yine üçüncü sık iğnenin üzerine alttan batıyorum. Parmak oluşturuyorum. 3 oldu. Bir tane daha yapacağım. Şu son boşluğa bir tane daha yapıyorum. 4. 4 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi buradan normal sırama devam ediyorum. Bakın şunun altına yapmış oldum. Burada 2 tane daha var şu son boşlukta. Onların üzerine artık sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane daha var bakın. 6. 6 tane sık iğne yaptım. Burada işareti doğru yürütmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşaret burada bakın. Şimdi bu son sık iğnem bu tarafta, işaretim burada. Şimdi işaretimi buradan alıyorum. Yine buraya takıyorum. Şimdi buradan 3. sıraya başlıyorum. Normal sık iğne yapacağım. Bakın 1 2 3 4 Burada 10 tane sık iğnem var. Alttaki tekli trabzanların üstüne sık iğne yapıyorum artık. Yani hiçbir değişiklik yapmadan 10 sık iğne örüyorum. 5 6 7 8 9 Bir tane kaldı bakın. Onun içine de yapıyorum 10 tane. Yine işaretimi çıkarıyorum. Şu ipimi keseyim arkadaşlar. Şimdi dördüncü sırayı da dümdüz bir sıra 10 sık iğne yapıp geleceğim. Aynı şekilde buradan başlayacağım. 10 sık iğneyi işaretin olduğu yere kadar örüp geliyorum. Bir sıra ördüm. Burada bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1 2
3, 4 tane sık iğne ördüm. İşareti şimdi buradan çıkaracağım artık. Bir tane zincir çekiyorum. Döndüm. Eksiltme yapacağım. İlkine battım. Bakın ilk boşluğa çektim. Yanındakine battım, çektim ve topladım. Tekrar üzerine dolamıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Battım, çektim. Son boşluğa battım, çektim ve topladım. Topuk oluşturduk. Bakın. Ayağımız. Şimdi işareti artık buraya takıyorum. İşaretim burada. İki tane eksiltme yaptım. Şimdi yan tarafa, bakın buraya, şuraya, buraya battık. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ayağın ön tarafına minicik ama arkadaşlar çok detaylı bir model tasarladım size. Bakın bütün çıkıntıları, ayrıntıları hepsi mevcut. O yüzden dikkatli yapın. Şimdi şu ayağın ön kısımdaki 6 tane sık iğnenin ön halkalarına batacağız. Bakın burada bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şöyle kıvırıyorum topuk kısmını arkaya doğru. Bakın buradaki sık iğnelerin ön halkalarına 1, 2, bakın öndeki halkasına, ikisine birden bakmıyorum böyle. 3, 4, 5, bir tane daha var. 6. 6 tane de ön kısımdan yaptım. Şimdi ayağın yan tarafına bir tane sık iğne yapıyorum. Bu arkada iki tane sık iğne var. Bakın burada. İki tane de oraya yaptım. Sayım 10 sık iğne. Yine şurada 10 sık iğne var. Şimdi işaretimi alıyorum buradan. Şimdi yeni sıramda ilk başta eksilterek başlayacağım. Şöyle ön halkalarını alıyorum. Eksilttim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki 2 sık iğneyi birlikte alıp eksiltiyorum. Yine 2 tane sık iğnem kaldı sıra sonuna kadar. Bakın arka kısımda 1 2. Yine işaretim sol tarafta. Oraya kadar tamamlamış oldum. İşareti çıkarıyorum. İşaretin yerini değiştireceğim. İşareti buradan alıyorum. İşareti buraya takmayacağım artık. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Artık işaretimi buraya takacağım. Şöyle. Yeni sıra başımız burası olacak. Bakın. Ayağımız. Birazdan elyaf yerleştireceğim içine. Şimdi bu sırada 2 tane
arka arkaya çift yapacağım. Birinci çift, ikinci çift ve devam ediyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi şuradaki işareti çıkarayım. Elyaf yerleştireceğim. Boncuk elyaf kullanıyorum. Bakın şöyle, ben makasın ucuyla ince olması için olduğu için bununla böyle ayağın ucuna elyafımı yerleştirdim. Ayağı şekillendirin arkadaşlar, böyle dümdüz yerleştirmeyin çünkü elyaf doldurmak da önemli. Ayağın şeklini bozmadan çok doldurmayın. Şöyle şurası yassı olsun. Bakın topuk kısmına da çok değil. Ama boş kalmasın. Çünkü ayakkabı giydireceğiz. O zaman giydirmemiz zor olur. Ayakkabılı model de göstereceğim size. Patikli daha doğrusu. Bakın bu şekilde. Ayağımız şekillendi. Şimdi devam edeceğim. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne yapıyorum. Çift yapıyorum sıradakine. Bir tek, bir çift. Tekrar bir tek, bir çift. İki tane bir tek, bir çift yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar yine 6 sık iğnemi örüyorum. 3 4 5 ve 6. İşaretimi aldım. Şimdi sayım 12 sık iğneye çıktı arkadaşlar. 12 sık iğneyi 2 sıra daha dümdüz 2 sıra öreceğim. 12 sık iğne olarak. İşaretin yerini kaybetmiyoruz. 12 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Şimdi bu sırada 2 tane sık iğne yapıyorum. Eksiltme yapacağım. Birinci eksiltmem. Eksiltmeleri bu şekilde yapıyoruz. Aşağıda da göstermedim herhalde. Şurada göstermiştim arkadaşlar. Eksiltme yapıyorum. 2 tane arka arkaya eksiltmemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. 6 tane sık iğneyi yine sıranın sonuna kadar örüyorum. 4 5 6 tamamladım. Yeni sıramda bir sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar şurada sıraları yazıyorum. İngilizce yazıyorum fakat anlaşılır bir şekilde zaten Türkçe anlatıyorum. İngilizcesinde yabancı arkadaşlar daha kolay takip etsin. Ve sizler için de arkadaşlar kolaylık burada not almanız için de kolay bir yöntem. Burada yazıyorum zaten sıra sayılarını. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne ördüm. Şimdi ilmek kaydırma yapacağım. Bakın ilmek kaydırmayı batırıyorum. Sıradaki sık iğnenin içine. Buradaki ilmek kaydırmaları çok sıkı yapmayın. 1
Çok sıkı yaparsak bir üst sırada batmak zor oluyor. Şöyle hafif gevşeltin. 2 3 4. 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bakın ilmek kaydırma yaptığım sıradaki sık iğne burada. 1 2 tane sık iğneyi arkasından yaptım normal bir şekilde. Şimdi diz çalışacağız bu ön kısımda. Ön kısımda diz oluşturacağım. Sıradaki sık iğnenin ön halkasına flo deniyor İngilizce arkadaşlar. Ön halkasına batıp aynı yere 3 tane 2 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki sık iğnenin yine ön halkasına batıp aynı şekilde buraya da 3 tane sık iğneyi yaptım. Aynı boşluğun içine. Bir tane sık iğnem kaldı bakın burada. Ona da batıp normal bir şekilde bir tane sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine işaretim burada. Bir tane sık iğne yaptım. Yine ilmek kaydırma yapacağım. Bakın ilmek kaydırma yaptığım yerlerin üstüne az önce demek istediğim buydu arkadaşlar. Bunlar sıkı olunca batması zor oluyor. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. İkincisi, üçüncüsü bu şekilde ilmek kaydırma. Alttaki ilmek kaydırmaların üstüne yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu da dördüncüsü. 4 tane ilmek kaydırma yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar dümdüz öreceğim. Burada 9 tane sık iğne var. Dizde arttırma yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İşaretimi çıkardım. Sıraya başlıyorum yeni sırama. 3 tane arka arkaya normal bir şekilde sık iğne yapacağım. Bakın şuna altta ilmek kaydırma yapmıştık. Onun üstüne şimdi sık iğne yapıyorum artık. 3 tane arka arkaya sık iğne yaptım. Sıradaki ilmek kaydırma yapmıştık altta. Bakın biraz zor oluyor. Sıkı yapmışım. Bunun içine çift yapıyorum. 2 tane. 2 tane yaptım. Devam ediyorum. Sıradaki ilmek kaydırmanın üstüne bakın alttaki ilmek kaydırma vardı. 1. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4. 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi ön tarafta bu dizi belirlemek için eksiltme yapıyorum. Eksilttim. Bir tane daha yapacağım. Eksiltme. 2 tane arka arkaya eksiltme yapmış oldum. Sıranın sonunda 2 tane sık iğnemiz kaldı. 1 2 İşaretimi yerleştirdim. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 sık iğne. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane. Sıra sonuna kadar dümdüz 8 sık iğnem var. Örüyorum.
işaretimi çıkarıyorum. Şimdi burada yine elyaf yerleştireceğim. Dizini belirgin hale getirelim. Zaten belirgin. Çok aşırı da sıkı doldurmayın arkadaşlar. Çünkü esnek bir bacak olması gerekiyor. Şimdi sayım burada 14 sık iğne oldu bu sıra sonunda. Sıraların sonunda sayılarını söylüyorum. Burada yazıyorum zaten arkadaşlar. Şimdi bu sırasının sonunda 14 sık iğnemiz oldu. 14 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 3 sıra öreceğim arkadaşlar. 3 sıra 14 sık iğneyi dümdüz örüp geleceğim. 3 sıra dümdüz ördüm. Şimdi eksiltme yapacağım bu sırada. 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Eksiltme yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Eksilttim. Sayımı 12'ye düşürdüm. Şimdi işaretimi buradan alıyorum. Bir sıra 12 sık iğne dümdüz örüyorum. Bir sıra dümdüz örüp geleceğim. İşareti çıkarayım. Buraya yine son sırayı yapmadan önce elyaf yerleştiriyorum. Şimdi 6 tane arka arkaya eksiltme yapacağım. İki. Eksilttim. Şimdi burada uzun bir ip bırakacağım. İlk yaptığımda ipini kısa yapıp içeri çektim. Burada uzun bir iplik bırakacağım. Şöyle dikmek için bacakları 50 santim kadar ip kesiyorum. İşaretimi çıkardım. Şöyle bir çektim. Şimdi burada çok az bir boşluğumuz var. Hemen şuraya az bir elyaf yerleştiriyorum. Buradaki açıklığı kapatmak için iğneyle de yapabilirsiniz. Bakın. Halkaların tekine, yani önde kalan halkaya böyle geçirerek 2 şöyle sıkıştırıyorum. İğne takacağım. Şöyle bir etamin iğnesi şuraya geçirip bir kere doluyorum arkadaşlar. Düğüm yapıyorum. Şuradaki sivriliği kaybedin arkadaşlar. Zaten bunu buradan batırıp bacağı monte edeceğimiz yere geçireceğim. Şimdilik böyle kalsın. Bakın birinin ipini kesip aynı bu şekilde kısa bıraktım. Buradan geçirip kestim arkadaşlar bunu. Diğerini de böyle uzun bıraktım. Dediğim gibi iki bacağımız da hazır. Şimdi videoyu başa alarak bir tane daha örün. İlk ördüğünüzün ipini kesin. Diğerinin ipini kesmeyerek bu şekilde dediğim gibi tamamlayın, hazırlayın arkadaşlar.
Şimdi kol öreceğiz. Bakın kolların detayı da böyle hafif kıvrık. Şimdi kolumuzun ikisi aynı değil arkadaşlar. Belli bir yere kadar aynı olacak, onu söyleyeceğim size. Sağ kolu önce öreceğiz. Sağ kolu örüyoruz şimdi. Sonra sol kolu öreceğiz. Sihirli halka yapıyorum. Sağ kol yapıyoruz. Sihirli halkanın içine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. Yine işaret ipi kullanacağım. Yeni başlayanlar özellikle bunu mutlaka dikkat etmeli. Sıra başlarını karıştırmamak için 5 sık iğne yaptım. Şimdi ilk sık iğne burada bakın. 1 2 3 4 5 ilk sık iğne. Burada şöyle şu arayı sıkıştıralım. Çift yapalım. Aynı yere 2 tane. Sıradakine tek. Çift tek. Şimdi tekrar çift yapıyorum. Tek yapıyorum. Çift tek 2 tane yaptım. Bir tane boşluğum kaldı. Burada işaretimin olduğu yere kadar bakın. Buraya battım. Şurada bir tane kaldı. 5 sık iğneydi zaten. Onun içine de çift yapıyorum. Şimdi işaretimi alıyorum buradan. Sayım 8'e çıktı. 3 tane arttırma yaptım. 5'ti, 8'e çıktı. Şimdi 8 sık iğneye bir sıra örelim. 2 işareti çıkarıyorum. Şu fazla ipi keselim. Elimize dolaşmasın. Halkayı sıkıştırıyorum bir daha. Şimdi burada popcorn yapacağım. Bakın üzerine doluyorum. Yandaki halkaya batıp çektim. Burada şu şekilde çekin arkadaşlar. 1 2 Tamamen toplamıyoruz. Üzerine tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıp yine 1 2 Şimdi bunu topluyorum. Parmak oluşturdum. Onu şimdi şöyle dışarıda bırakıp sıradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle dış tarafa doğru ittirin arkadaşlar parmağı. Bir sık iğne yaptım. 2 ve 7 Bakın işaretin olduğu sık iğneye batmıyoruz. Orası şimdi başlayacağım sıranın ilk boşluğu olacak. 7 tane sık iğne yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi bu sırada 5. sıradayım. Bakın eksiltme yapacağım. Sıradaki ilk halkanın ön tarafına batıyorum. Bu popcorn'un halkası. Yandakine de ön tarafına ön halkasını alıp eksiltme yapıyorum. Eksilttim. Sıradan devam ediyorum. Burada 6 tane sık iğnem var. 1 6 6 sık iğnemi yaptım. Sayım 7'ye düştü. 8'di, 7 oldu.
Şimdi ilk sık iğnenin içine çift yapacağım. Çift. Tekrar hemen yanından devam ediyorum. 6 sık iğnemi yine örüyorum. Sayıp 8 sık iğneye çıktı yine. Şimdi burada 8 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. Dönerek hiçbir işlem yapmadan 8 sık iğneyi 2 sıra daha örüp geliyorum. 2 sıra 8 sık iğne yaptım. Şimdi minik bir elyaf yerleştirelim. Şimdi iki kol da bu sıraya kadar aynı olacak arkadaşlar. Şimdi ben sağ kolu yapıyorum. Sol kolu yaparken de bu 8 sıra aynı şekilde öreceğiz. Şimdi sağ kolu yapıyoruz. Burada 9. sırada 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. Çift yapacağım. 2 tane arka arkaya birinci çifti yaptım. İkinci çifti de yapıyorum. Kalan 2 sık iğnemi de örüyorum. Tek tek. 1 2 Dirsek detayını yapacağız. Şimdi 10. sıradayım. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın 1 2 tane ilmek kaydırma yaptım ve 8 sık iğnemi örüyorum. Yaptım, sıramı tamamladım. İnce bir ip kullanıyorum. Katını ayırdım kullandığım iplerin. Delik oluşmasın diye arkadaşlar, işaret ipi olarak söylüyorum. Şimdi yine bakın 11. sırada 2 tane yine ilmek kaydırma yapacağım. Aynı dizde yaptığımız gibi 1 alttaki ilmek kaydırmanın üstüne 2 2 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Eksiltme yapıyorum. 1 tane eksiltme yaptım. Kalan 3 sık iğnemi öreceğim. 1 2 3 3 tane sık iğnemi tek tek ördüm. İşaretimi buraya aldım. Sayım 9'a düştü. Şimdi bu sırada altta ilmek kaydırma yapmıştık. Onun üzerine sık iğne yapıyorum. 1 tane sık iğne yaptım. Yanındakine, bu da ilmek kaydırma arkadaşlar altta. Bunun içine çift yapıyorum. Çift yaptım. Devam ediyorum. 1 7 tane sık iğnem var. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sayım 10 sık iğne. Şimdi 10 sık iğneyi 4 sıra dümdüz öreceğim. Hiçbir işlem yapmayacağım. 10 sırayı 10 sık iğneyi 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu arada elyaf yerleştirelim. Bakın kolda bu şekilde
detaylandı. Şimdi 4 sıra 10 sık iğne yapıp geliyorum. 4 sıra ördüm. Şimdi biraz elyaf yerleştireceğim. Bakın dirsek kısmına, şöyle dirsek kısmını belirleyin arkadaşlar. Bakın böyle. Kolumuz bu şekilde. Yeterli bu kadar. İşaretimi yine takıyorum. Eksiltme yapacağım son sırada. 5 kere arka arkaya eksiltiyorum. Tek kanatlarını alarak 2 3 4 Bu ipimi kısa kesiyorum. İşaretimi çıkarıp iğne takacağım yine. Etamin iğnesi taktım. Ön halkalarından 2 3 4 5. Şimdi sıkıştıralım şöyle. Burası pek sivri olmasın. Şurada minik bir düğüm atıp şuraya büzdükten sonra bir tane düğüm atıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Ve şu ortasına batıp şuradaki sivriliği şöyle çekin arkadaşlar. Sivri olmasın fazla. Evet. Sağ kolumuz bitti. Sağ kol. Şimdi dediğim gibi sol kolu 8. sıraya kadar, şuraya kadar arkadaşlar, yani 8. sırada dahil 9. sıraya kadar düz 8 sık iğne örmüştük. Şuraya kadar bakın. Videoyu biraz başa alarak buraya kadar sol kol için örüp geliyorum. Sol kol için de 8. sırada dahil 9. sıraya kadar aynı, bakın aynı şekilde ördüm. Elyafta yerleştirdim minik bir miktar. Şimdi 9. sıradan sol kola devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Sıradaki 2 sık iğnenin her birine çift yapacağım. Bakın çift. İkincisine de çift yaptım. İşaretimi yerleştiriyorum. Şimdi bu sırada 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki 2 sık iğneye ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 Devamında 6 tane sık iğne var. Sıranın sonuna kadar. 2 3 4 5 6
Sayım 10. Sık iğne. Şimdi yine 2 tane sık iğne örüyorum sıranın başından. Daha sonra 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum yine. Alttaki ilmek kaydırmanın üstüne 2 ilmek kaydırmanın üstüne yine 2 tane yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Dirsek kısmını eksilteceğim. Bir tane eksilttim. Ve burada bir tane sık iğnem kaldı. Sayım 9'a düştü. Tekrar bu kez de arttırma yapacağım. 3 tane örüyorum. 1 2 3 3 tane ördükten sonra sıradaki ilmek kaydırmanın içine çift yapıyorum. Ve kalan 5 tane sık iğnemi örüyorum. Bakın ilki ilmek kaydırmanın üstüne yaptım 5 sık iğnenin. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yapıp tamamladım. Sayım 10 sık iğneye çıktı yine. Şimdi aynı diğerinde olduğu gibi 4 sıra 10 sık iğne dümdüz örüp geliyorum. 4 sıra 10 sık iğneyi yaptım. Yine elyaf dolduracağız. Beş tane arka arkaya eksiltme yapıp bitireceğim. Dördüncü. Beşinci eksiltmemi de yaptım. Diğerinde ip bırakmamıştık. Küçük bırakıp içine gizlemiştik. Bunu da biraz uzun bırakıyorum. İpi bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra birleştirirken bu ipi kullanacağım. Kollarımız da hazır. Şöyle dirsekten bakın zaten o formu verdim. Dirsek kıvrıntısını. Yine şöyle bu şekilde kolları yerleştireceğiz. Bacaklarımız ve kollarımız hazır. Şimdi gövdeden başlayacağım. Kafanın üstünden bitireceğim. Bu kısmı öreceğim şimdi. Gövdeye başlıyorum. Gövde için yine ipimi aldım. Şöyle döndürüp sihirli halka yapıyorum. İpi çektim. Burada bir zincir çektim. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Alt. Sıkıştırdım. Yine işaret ipimi alıyorum. Şimdi ikinci sırada her bir sık iğnenin içine çift yapacağım. 6 tane çift yapacağım bu sırada.
2, ikinci çifti yapıyorum. 3. çift, 4. beşinci çift, bu da altıncı. 6 tane çift yaparak sayımı 12'ye çıkardım. 3. sırada bir tek, bir çift sık iğne, bir tek, bir çift. Bunu 6 kere tekrarlayacağım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 5 oldu. Son bir tek, bir çiftimi yapıyorum. 6 kere bir tek, bir çift yaptım. Şimdi bu formda ilerleyecek birkaç sıra. Şimdi 2 tek, bir çift yapacağım. 2 tek, bir çift. 6 kere yine 2 tek, bir çift yapacağım. Bu sıra sonunda, az önceki yaptığım sıra sonunda sayım 18'e çıktı. Bu 2 tek, bir çifti de yaptıktan sonra 24'e çıkacak sayım. 2 tek, bir çift, 6 kere tamamlıyorum. 1, 2 tek. Altı kere yaptım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Bu sırada şöyle yapacağım. Bir tek, bir çift. 6 kere bir tek, bir çift yapacağım. Bir tek, bir çift sık iğne. Bir tek sık iğne, bir çift sık iğne. 3 oldu. Bir tek, bir çift, 4 oldu. Bir tek, bir çift, 5 oldu. Sayayım, 1, 2, 3, 4, 5 kere yapmış oldum. Bir kere daha yapacağım. Bir tek, bir çift. 6 kere bir tek, bir çift yaptım. Burada 12 tane sık iğnem var sıra sonuna kadar. Dümdüz örüyorum. Ve 7. sıraları 2 sıra, sayım 30'a çıktı. 30 sık iğneyi 2 sıra daha örüp geleceğim. 2 sıra ördüm. 30 sık iğne. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir tek yapıyorum. Eksiltme yapıyorum. Bir ör, bir eksilt. 6 kere yapacağım. Bir ör, bir eksiltme. 3 oldu. Bir ör, bir eksiltme. 4. Bir ör, bir eksiltme. 5. Bir ör, bir eksiltme. 6 kere yapmış oldum. Yine sıra sonuna kadar 12 tane tek tek sık iğnelerimi öreceğim. Sayım 24 sık iğneye düştü. 24 sık iğneyi bir sıra dümdüz örüp geliyorum. Ördüm bir sıra 24 sık iğne. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Eksiltiyorum.
Bunu 3 kere yapacağım. 6 örüp bir tane eksilteceğim. 2 tane daha. 6 ör, 1 eksilt yapıp sıramı tamamlayacağım. Yaptım. Sayım 21 sık iğneye düştü. Şimdi 21 sık iğneyi hiçbir işlem yapmadan 3 sıra öreceğim. 3 sıra 21 sık iğneyi örüp geliyorum. 3 sıra 21 sık iğne olarak ördüm. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 tane ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. 5 ör, 1 eksilt. Bunu 2 kere daha yapacağım. 5 ör, 1 eksilt şeklinde. Sayım 18 sık iğneye düştü. Şimdi 18 sık iğneyi 2 sıra dönerek dümdüz 18 sık iğne öreceğiz. 2 sıra 18 sık iğne ördüm. İşaretim bakın. Alt sıradaydı. Onu buraya yerleştirdim. Şimdi hemen buradan başlıyorum. Yine eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 tane eksilt ördüm. 1 tane eksiltiyorum. 4 ör, 1 eksilti. Yine 3 kere yapacağım. Toplam yine 3 kere eksiltme yaptım. Şimdi biraz elyaf doldurabilirim. Eksiltmelerime devam ediyorum. 1 2 3 tane ördüm, eksiltiyorum. Yine 3 defa yapacağım. 1 Sayım 3 kere eksilttim. 12'ye düştü bu sıra sonunda. Yeni sıramda yine eksilteceğim. 2 tane öreceğim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte alıp eksilteceğim. Yine 3 kere eksiltme yapacağım. 2 ör 1 eksilt şeklinde. Sayım 9 sık iğneye düştü. Şimdi işaretimi buradan çıkarıyorum. İşaretimi çıkardım. Buradan örmeye devam ediyorum. İşaretin yerini değiştireceğim. 1 2 3 4 sık iğne yaptıktan sonra artık işaretim burada olacak. Sıralarım buradan başlayacak. 4 tane ördüm, işareti buraya taktım. Şimdi 9 sık iğnem var. 9 sık iğnenin her birine çift yapacağım. Her birine 2 tane sık iğne yapacağım. Dokuzuncu çiftimi de yaptım. Şimdi işaretimi yine sıranın başına yerleştirdim. Sayım 18 sık iğneye çıktı. Arttırmalarıma devam ediyorum. Hemen dibinden batın arkadaşlar. Atlamayın. Şurada çift yapmıştık. 1
tane ördüm, yanındakine çift yapıyorum, yani iki tane, bir tek bir çift örmüş oldum. Devam edeceğim, bir tek bir çifti, bir tek bir çifti 9 kere tekrar edeceğim. 2 kere tekrar ettim, yine bir tek bir çift şeklinde 9 kere tekrar edeceğim. 9 kere arttırmış olacağım sıranın sonuna kadar. 9 kere arttırmış olduk, sırayı tamamladım. Sayım 27 sık iğneye çıktı. Şimdi arttırmalarıma devam ediyorum. 1 2 tane ördüm tek tek. 2 tane ördüm. 3. boşluğa çift yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Yine 9 kere 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift şeklinde 9 kere sıra sonuna kadar arttıracağım. Arttırmalarımı tamamladım. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 5 tek 1 çift. Bunu 6 kere tekrarlayacağım. 5 tek 1 çifti 6 kere 4 5 tek 1 çift. 2 tane yaptım. 4 tane daha 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift şeklinde 4 kere daha bunu tekrarlayacağım. Toplam 6 kere. 6 kere 5 tek 1 çift yapıp sayımı 42 sık iğneye çıkardım. Şimdi 3 sıra 42 sık iğneyi dönerek hiçbir işlem yapmadan dümdüz öreceğim. 42 sık iğneyi. 3 sıra 42 sık iğne ördüm. Bakın işaretimin yerini kaybetmiyorum arkadaşlar. Şu son sık iğneye kadar ördüm. İşaretim olduğu sık iğneyi örmüyorum bu sırada. Yani her sırada öyle yapıyorum. İşareti o şekilde yerleştiriyorum. Bakın şimdi buraya yerleştirdim. Yeni sırama başlıyorum. 1. İşaretin çıktığı sık iğne yeni sıranın ilk sık iğnesi oluyor. Şimdi buradan itibaren 15 tane sık iğne öreceğim. Dört, 15 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Yine eksiltme yapıyorum. 1. Sıradaki ilmeğe batarak 1 2 3 tane sık iğne örüyorum. Yine eksiltme yaptım. 1 tane ördüm. Yine eksilttim. Toplam burada 4 tane eksiltmiş olduk. Yine sıra sonuna kadar öreceğim dümdüz 14 tane sık iğne var. Sık iğnemi tamamladım. Sayım 38 sık iğneye düştü. Şimdi 38 sık iğneyi 6 sıra öreceğim. Dümdüz 6 sıra öreceğim. Hiçbir işlem yapmayacağım. Bu arada şuradan boyun kısmından biraz daha elyaf yerleştireceğim. Gövde iyice dolmuş olsun. Çok aşırı sıkı da yapmayalım. Şu boyun kısmı güzel de olsun. Daha sonra kafayı dolduracağız. Bakın bu şekilde gövdemiz. Burası kalça kısmı. Şimdi dediğim gibi 6 sıra dönerek 38 sık iğneyi dümdüz örüp geleceğim. 6 sıra 42 sık iğne olarak dümdüz ördüm. Şimdi bu sırada 2 tane eksiltme yapacağım. 8 tane sık iğne örüyorum. 6
7, 8 sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. 18 tane sıradan başlıyorum. Devamındaki sık iğneden 18 sık iğne dümdüz örüyorum. Tane sık iğnemi ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar tek tek yine 8 tane sık iğnemi örüyorum. İşaretimi buraya taktım. Şimdi rutin 6 tane eksiltmelere geçeceğim. Her sırada bu sıradan itibaren her sırada 6 tane eksiltme yapacağım. 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. Bunu 6 kere tekrar edeceğim. 4 ör, 1 eksilti. Toplam 6 kere. 5 kere daha yapacağım. Bir tanesini yaptığım için tamamlayacağım. Tamamladım. 4 ör, 1 eksilti. 6 kere tekrarlayıp 6 tane eksilttim. Sayım 30 sık iğneye düştü. Bu sırada da 3 ör, 1 eksilt yapacağım. 3 tane ördüm. Eksiltiyorum. Yine toplam 6 kere eksilteceğim. 3 ör, 1 eksilt şeklinde 5 kere daha yapıp geliyorum. 6 kere eksilttim. 3 ör, 1 eksilt şeklinde sayım 24 sık iğneye düştü. İşaretimi çıkarıyorum. Şimdi elyaf dolduracağım. Şu önde yanak kısımları var. Eksiltme yaptığımız yerler. Oraları iyi bir şekilde dolduralım. Bu sırada da iki tane öreceğim. 2 ör, 1 eksilt şeklinde 6 kere yine eksiltmemi yapacağım. 2 ör, 2 tane tek tek örüyorum, eksiltiyorum. 2 tanesini yaptım ben. 4 kere daha 2 ör, 1 eksilt yapıp tamamlayacağım. İşaretimi çıkardım. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 18 sık iğneye düştü. Bu sırada 1 ör, 1 eksilt şeklinde yine 6 kere eksilteceğim. Bu arada elyaf da yerleştireceğim. Bu sıra sonunda, şimdi yapacağım sıra sonunda da yerleştireceğim. Kafayı böyle çok uzunlamasına doldurmayın arkadaşlar. Şöyle eksiltmelerimi tamamlayacağım. 1 ör, 1 eksilti. 6 kere, toplam 6 kere yapıp sıramı tamamlayacağım. 1 ör, 1 eksilt şeklinde. Sayım 12'ye düştü. Buradan azar azar arkadaşlar. Şimdi son sırayı yapacağım. Şu tepesi boş kalmasın. Yanlara doğru doldurun. Son eksiltmemi 6 kere arka arkaya eksilterek yapacağım son sıramda. 12 sık iğnem vardı. İkişer ikişer alarak 6 kere arka arkaya eksilteceğim. Son eksiltmem 6. Eksilttim. Şöyle ipimi biraz uzun keseceğim.
Çok değil arkadaşlar. Burayı büzmek için kullanacağım. İşaretimi de çıkarıyorum. Bakın buradan şöyle dediğim gibi ince bir makasın ucu gayet uygun oluyor. Buradan tepeye biraz daha yerleştirebilirim. Dediğim gibi kafayı uzatmayın. Burası ön kısmı, şurası göz olacak. Şimdi iğne takıyorum. Şöyle bir iğne, etamin iğnesi takacağım. Bakın somurda eksilttik. Şuradan itibaren sık iğnelerin ön halkasına iğneyi geçireceğim. 2 Büzüyorum. Büzdükten sonra şurada iğnemi geçirip düğümlüyorum. Ve aynı yerden batırıp şöyle arka kısma çıkaracağım. Gövdemiz de bitti. Bakın şu eksiltme yapmıştık. Oralar ön kısma gelecek. Şimdi gözlerini, kulaklarını, yüzünün işlemelerini yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bunları yapacağız önce. Şimdi önce işaretleyeceğim. Bakın şu sırada iki tane eksiltme yapmıştık. Bakın burada iki tane, 3 sık iğne ördük. Tekrar eksiltme yaptık. Arada bir sık iğne var. Bakın eksiltmeler bunlar. Eksiltmelerin ilk eksiltmenin şu 3 tane düz sık iğne şuraya işaretimi koyuyorum. Diğerini de 1 2 3 sık iğne ara veriyorum. Diğer eksiltmeler burada bakın 1 2. Diğer eksiltmenin üstüne işaretimi koydum. Diğerini bakın şöyle çıkarayım. 1 2 3 tane düz örmüştük. Şurada eksiltmiştik arkadaşlar. Onun köşesine şöyle çıkarınca daha iyi göreceksiniz. Bakın eksiltmeler şurada. Şurada arkadaşlar. Bakın bir tanesi burada, bir sık iğne yaptım, bir tekrar eksilttim. Onun üstüne buraya sonra 1 2 3 tane sık iğne ve ara verip tekrar diğer eksiltmenin köşesine işaretimi koymuş oluyorum. Şimdi buradan iğneme böyle biraz uzun bir iplik taktım, ten rengi yine. Şimdi şu işaretimin olduğu yere çıkıyorum. Bakın ilk işaretimin olduğu yere şöyle buradan boş bir yerden geçirdim. Düğüm yapmadım. Burada birazcık uzun bir ip bıraktım. Bakın şurada 3 sık iğne yine ara veriyorum. Buraya iğnemi geçirdim. İlk noktaya tekrar çıktım. Bunu 3 kere tekrar edeceğim. Yalnız alt alta olmasını sağlayacağım şu şekilde. Bir kere daha yapacağım. Üçüncüyü yaparken diğer göze geçiyorum. İşaretimin olduğu yere.
İğnemi çıkarınca daha rahat girecek. Bakın şöyle elimle tutuyorum. Üst üste gelmesin arkadaşlar. Şu şekilde altına gelsin. Şimdi diğer gözü böyle yapacağım. Daha elime daha uygun oluyor. Aşağı doğru çevirdim. Yine 3 sık iğne ara veriyorum. Tekrar aynı şekilde. İki, üç kere tekrarlıyoruz. Yalnız üst üste bindirmeden. Şimdi buruna geçeceğim. Bakın şu sıraya değil. Şurası eksiltme yaptığım sıra. Bir sonraki sıranın, yani bir alttaki sıranın böyle göz hizasına aynı yere çıktım. Diğerinde yani aralıklığı şöyle olacak arkadaşlar burnun. Yine 3 sık iğne. Buraya çıkıyorum. Gözü yine üst üste gelmeyecek şekilde bu şekilde ayarladım. Bakın. Yine ters tutuyorum. Bir. İki. Üç tane geçirdim. Üç tur geçirdim burnun üzerinden de. Burnun saracağız arkadaşlar şu şekilde. Etamin iğnesi olduğu için ucuyla sarıyorum. Kolay oluyor. Bu şekilde. Şimdi burnun kenarına batıyorum. İpim yetmeyecek arkadaşlar. Kulaklar için ayrı bir ip takacağım. Biraz daha uzun yapsaydım kulakları da yapabilirdim. Şimdi şuraya ilk iğnemi geçirdiğim noktaya tekrar çıkış yaptım. Bakın burnumuz da böyle. Bunları burada düğümlüyorum. Şimdi kulakları da yapalım. Onun için de yine ten rengi ip takacağım iğneme. Şimdi gözün yanından sayıyorum. Bakın gözün yaptığımız sık iğne burası. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne atladım. 5.'ye battım. Bakın göz ile aynı hizada. Şimdi diğer kulağı da işaretleyeyim. 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5.'ye işaretimi taktım. İpimi taktım. Şuradan bu kez giriyorum. İğnemin olduğu noktaya. Şekilde çevirdim. Bakın 1 2 3 tane 3 sıra atladım. Bunu da 3 kere yapıyorum. 3 kere doluyorum. Hatta 4 kere arkadaşlar. Kulaklar biraz daha belirgin olsun burundan. 4 kere doladım. Şöyle aşağıya doğru çevireceğim. Yine doluyoruz. Aynı burun gibi.
Bunda 4 kere doladık. İlk baştaki şunu. Şu kısmı 4 kere tekrar ettik. İyice bunu dibine kadar dolduracağım. Şöyle bir tane daha yapsam olacak. Yeterli olacak. Şimdi şu noktaya. Batıp diğer gözün olduğu noktaya çıkıyorum. Şöyle kulağı düzeltelim. Böyle minik bir kulak yapıyorum. Aynı şekilde yine bir böyle yüzümüz şekillenmeye başladı. Şimdi bu kaşlarını ve gözlerinin burasındaki koyu renkleri yapacağım. Onun için kahverengi iplik takacağım iğneme. Alize Cotton Gold kullandığım ipin kahverengi arkadaşlar. Diğer siyahi bebeği yaptığım ipin iki katını ayırdım. İğneme takıyorum. Şimdi şu noktalara çıkacağım, bakın. Ve şuradan yakın bir yerden. Aynı yöntemi kullanacağım. Yani düğüm yapmıyorum, böyle yapıyorum. Şimdi şu şekilde dolayıp kaşa çıkacağım arkadaşlar. Burada kaşı da bitirmek istiyorum. Bakın, bir iki sıra üstüne, üç sıra üstüne, bir iki üç sıra üstüne buraya çıkacağım. Kaşı şu iki noktaya yapacağım. Bakın, buraya çıkıyorum. Üç sıra üstüne. Yalnız biraz yan tarafa. İki sık iğne arayla yapacağım çünkü kaşı. Bir alt sıraya, diğer kaşa geçiyorum. Bakın, arada 2 4 5 tane sık iğne ara verdim. Diğer kaşa çıktım. Bakın, gözümüz ve kaşımız bu şekilde. Şimdi 1 2 3. sıra oluyor üstte. Yani gözden 3 sıra üstte. Yine yan tarafa 2 sık iğne ama bir sıra aşağıya geçip gözün
Dudağı için böyle koyu bir pembe yaptım arkadaşlar. Bu pembeyle pek belli olmuyor ten renginde. O yüzden biraz koyu yapıyorum. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi burnun bir ikinci iki sıra altına, bakın buraya bir iki sıra altına tam böyle ortalayarak. Şimdi göbek ve kalça detayını yapacağız. Şimdi şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam ortalayın arkadaşlar. Bakın şöyle göbeği. Şöyle yapacağım. 7. sıraya. 6 burası. Bir daha sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıraya iğnemi taktım. Bakın tam dudağın altına olmalı. Ortaladım. Aynı şekilde bu taraftan iğnemi geçirdim arkadaşlar. Yalnız onu bir sıra üstte. 2, 4, 6, 8 sıra. Şu eksiltme yapmıştık onun üstüne. Tam şöyle aynı hizada olsun kalça ile göbek. Şimdi şuradan iğnemi geçiriyorum kalça noktasına. Yine aynı alt noktaya batıp aynı yere çıkıyorum. Şimdi bunu sıkıştıracağım biraz kalçayı belirlemek için. Böyle. Şimdi bir tur daha gideceğim. Aynı noktaya çıkıyorum. İyice sıkışmasını sağlayacağım. Buraya batıyorum. Bu kez göbeğe çıkacağım. Kalçamız oluştu. Yan tarafa geçtim. Yine alttaki noktaya. Şurada şunu düğümlemek istiyorum. Sıra bacaklarımızı ve kollarımızı monte etmeye geldi. Önce kollarını takacağız arkadaşlar. Kollarını monte edeceğim. Bakın bu kolu şu şekilde, sağ kolu, bu da sol kolu. Sağ kolunda ip bırakmıştık.
Buraya düğüm atmıştım. Şimdi şuraya çıkacağım arkadaşlar. Bakın şu kısmı açıyorum. Yani kolun, bakın parmak burada. Şöyle yan tarafına. Şöyle baktığınız zaman buraya çıktım. Yandaki sık iğneye iğnemi geçiriyorum. Karşı tarafa bu şekilde geçtim. Şimdi buradan işaretimi nereye koydum arkadaşlar? Şu kulağın hizasından bakın. Boyundaki son sıradan 1, 2, 3. sıraya koydum. İşaretimi, iğnemi. Diğerinde buradan ucundan çıkıyorum. Yine 3. sıraya 1, 2, 3. sıraya iğnemi geçirdim. Şimdi buradan diğer kısma geçiş yapıyorum. Şimdi diğer kolu aldım. Sol kolu. Şuradan çıkacağım arkadaşlar. Arkasından. Şöyle duracak kol. Tam böyle. İkinci sırasına. Geçirdim. Şimdi bir sık iğne ara vererek hemen yanına batıyorum. Buradaki bakın ilk geçirdiğim onun da yanına çıkış yapıyorum kolun. Hemen bir sık iğne yan tarafına diğer kolunda ipini yan tarafına çıktım. Şimdi burada bir sıkıştırmak istiyorum. Önce şuraya. Şöyle bastırıp. Şimdi zaten bir tur daha gideceğim. Aynı noktaya çıkıyorum. Sıkıştıralım güzelce. Çok da sıkışmasına gerek yok. Şimdi diğer kolun dibine çıkacağım. Geçiş yaptığım yere orada düğümleyeceğim. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Kolun etrafında. Bir kere döndürdüm. Şurada düğüm atıyorum. Hemen dibine batıp kolumuz bu şekilde. Şimdi kalçayı şekillendireceğiz. Bacakları monte ederek.
Yine burada düğümlemiştik. Hemen dibinden. Nereye çıkacağım arkadaşlar? Bakın kalçayı, bacakları şöyle yapmayacağız. Dümdüz dümdüz olsun istemiyorum. Bakın. Bu şekil yerleştirmeyeceğiz. Şöyle yerleştireceğiz. Bakın bebeğim de göstereyim size. O yüzden dizin hizasından şuradan giriş yapacağız. Bakın, ön kısımdan. Bir, ikinci sıradan dizin ön kısmına çıkıyorum. Bakın şöyle dizi tutun. Karşı noktaya çıktım. İşareti nereye koydum arkadaşlar? Bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıranın üstüne tam böyle kulak hizasına onu da taktım. Diğer ucu da yine aynı şekilde aynı hizadan, bakın böyle aynı hizadan karşılıklı olacak şekilde iğnemi geçirdim. Şimdi buraya ve diğer kısma. Şöyle sıkışacak arkadaşlar. Diğerini de yapacağım. Bakın şuraya çıkış yapacağım. Şu arkadan ikinci sıraya. Bakın dizin ortasına. Yerinin nasıl olduğuna dikkat edin. Yani tam yeri olsun. Şimdi buradan bir sık iğne bu tarafa geçip aynı noktaya geçiriyorum. Diğer taraftan da aynı noktaya çıktım. Şuradan da arkadaşlar şu kısma çıkıyorum, yan tarafa. Direkt hepsinden geçirmiş oldum. Şimdi sıkıştıralım. Bakın. Yan tarafa batıyorum. Yine böyle direkt geçiriyorum arkadaşlar. Diğer bacağın yan tarafına çıkıyorum. Dip kısmına. Orada düğümleyeceğim. Şöyle doluyorum bir kere. Bir kere daha. Evet. Bebeğimizin bacak ve kolları da yerleşti yerine, monte ettik.
Bakın kollarını böyle kıvırarak şekil verebilirsiniz. Zaten kıvırık ama bacakları da şöyle kıvrılabiliyor. Böylece bu bölümün sonuna geldim. Gövdesini yapmış olduk. Tamamen hepsini anlattım. Bir dahaki bölümde tulum ve şapka yapılışını anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.